Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Street Workout Calisthenics dalı içinde olan karın egzersizlerini paylaşacağım. Bu egzersizler aslında karın egzersizi değil, karın direnç egzersizleri olacak. Karın direnç egzersizlerinin size katkısı ise karın bölgesinin dayanıklılığını arttırmak. Front lever olsun, full planche olsun, diğer bir sürü bayrak hareketleri olsun. Lazım olacak tüm hareketlere yarayacaktır. Şimdi çoğu kişi sadece hareketleri çalışır ve sonuç elde edemez. Ama merkezi kuvveti yani karın ve bel bölgesini güçlendirdiğin zaman hareketler çok daha kolay olacaktır. Şimdi ben size teker teker hareketleri göstereceğim. Bunları haftanın her günde yapabilirsiniz. Eğer size bir de şunu anlatmak istiyorum. Dinlenme günlerini nasıl yapıyorsun diye bir soru geldi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki hani size şöyle söylenmiştir program verilince. Bir gün yap, bir gün dinlen. Yani mantığı budur yani. Çünkü kimisinin vücudunu tanımıyorsun. Bir gün dinlenmesi iyi olur diyorsun. Ama workout calisthenics alanında hızlıca ilerlemek istiyorsan eğer antrenmanı yaparsın. Baktın diğer gün hiçbir şey fark etmemiş. Yani yorgunluk. O kas seni taşıyabiliyor mu? Taşıyamıyor mu? Hiçbir şey fark etmemiş. Tekrar basabiliyorsun. Ama diğer gün gittiğinde, üçüncü gün gittiğinde bak çekiyorsun. Hani 15 barfiks rahat yapabilen biriyken barfiksin 8'i geçmiyor, 7'yi geçmiyor ya da bir isteksizlik oluyor. Kas diyor ki ben dinlenmek istiyorum. Daha geçen gün yani sürekli her gün set giren biriydim. Yani haftanın 7 günü set giren biriydim. Parka gittim ve barfiks çekmeye çalıştım. 10 tane barfiks çekebildim sadece. Dedim ki olmayacak, dinlenme günüm gelmiş benim. Lütfen vücudunuzu dinleyin. Kendinizi ezberleyin. Kendinizi öğrenin. En güzel yolu budur ilerlemenin. Hani başkasına göre hareket ettiğiniz zaman ya yavaşlayacaksınız ya farklı bir şeyler olacaktır. Lütfen kendinizi tanıyın. En önemli şey budur. Çünkü en güzel malzeme bu sporda vücudunuz, bedeniniz. Bunu bileceksiniz. Neyse arkadaşlar ben egzersizlere geçiyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İçten yorumlarınız çok çok önemli. Bu arada motivasyon videoma attığınız yorumlar çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. İlk hareketimize başlayalım arkadaşlar. Bu hareket bizim front lever, full planche gibi hareketlerde çok yardım edecek bir harekettir. Ayrıyeten hiç belli olmayan yani yaptığımızda karnımızı hissetmediğimiz hareketlerde bile amut gibi hareketlerde bile bizim nizamiliğimizi artıracaktır. Şu an sırtımızı yani karnımızı aynı anda yukarı kaldırıp karnımızı sıkıştırıp nefesimizi veriyoruz. Bir diğer hareketimiz ise human flag gibi hareketler için çok faydalı olacak bir harekettir. Bu harekette karnımızı kalçamızdan yukarı kaldırıp yan tarafımızı sıkıyoruz. Sıktığımız anda nefesimizi veriyoruz ve aşağı inerken tekrar nefesimizi alıyoruz. Tek olan bu da merakı olan arkadaşlar bu hareketi kesinlikle yapsın. En sevdiğim hareketlerden birisine geldik. Bu hareketi yaptığımızda hareketlerde daha fazla dayanma süresine sahip olacağız. Ayrıyeten harekette ayakları oynatma olsun, yukarı basma olsun, sabit bir şekilde nizami şekilde kalma olsun bu tür şeylerde bize yardım edecektir. Şu hareketin güzelliğine bakar mısınız? Karın kaslarınız cayır cayır yanacak. Buna emin olabilirsiniz. Jimnastikte yapılan hareketlerden bir tanesi. Ölümcül bir hareket bana göre. Sakın aksatmayın. Şimdi ise videonun ilk başında yaptığımız plank hareketinin normal duruş, kollar düz pozisyondaki halini yapıyoruz. Bu pozisyondayken sırtımızı kalçamızı daha yukarı kaldırabildiğimiz için karın kaslarımız daha fazla sıkışıyor. Bu hareketleri yaparken sakın karnınızı sıkıştırmayı, nefesinizi vermeyi unutmayın. İşi biraz da eğlenceli hale getirmek isterseniz eğer durduğunuz veya yaptığınız hareketlerde, sabit durduğunuz hareketlerde elinize telefonu alın ve o şekilde eğlenmeye bakın. Hem acıyı daha az hissedeceksiniz, daha uzun süre duruşlar yapacaksınız ve eğlenceli olacaktır. Bildiğimiz gibi lest diye bir hareket var. Lest hareketi gerçekten zor bir hareket. İlk seviyelere göre. Hani karın kaslarımızın kuvvetli olmasını gerektiren bir hareket. Bu yüzden ayaklarımız altına bir minder koyarak, kollarımıza basınç yaparak, ayaklarımıza çok yük vermeden karnımızı sıkarak o pozisyonda beklemeye çalışalım. Karın kaslarımızın yandığını, direnç kazandığını hissedeceksiniz. Son hareketimize daha deminki gördüğünüz hareketin aynısı diyebiliriz ama farklı bir varyasyonu. Şimdi size gösterdiğim hareketler gerçekten sizi başarılı olabilecek seviyeye taşıyabilecek hareketlerdir. Bunları lütfen aksatmadan yapın. Daha fazlasını istiyorsanız lütfen yorumda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.